Aslı Hanım'la gelinlerimiz eve doğru ilerlerken gelin hep birlikte eve kısa bir göz atalım. Salonda hakim renk açıktan koyuya gri tonları. Beyaz ve krem tonlarıyla dekore edilen yatak odası hayli aydınlık ve ferah. Burası da Emine gelinin mutfağı. Siyah ve beyazın kullanıldığı mutfağa ahşap eşyalarla sıcaklık katılmış. İzmir Tekeli köyünü gezdikten, dolaştıktan sonra gerçekten salondayız, inanabiliyor musunuz? Evet. Çok yorulduk aslında gezerken. Var ya, bizi böyle bir yoğurdu, terletti, dedi ki eleştiri yapmasınlar. Evet. Ama maalesef. Güzel güzel görsünler her yeri, dedi. Kızlar sizler. Mesela ben her yeri toz pembe görüyorum şu anda. Ne kadar çok pembe kullanmışsın. Rüyalarda rüyalardayım, ama her yer pembe. Anca rüyasında görür zaten Aslı Hanım. Neyi? Öyle hafif yorumları. Yani bizi dışarıda gezdirdi. Temiz hava aldırdı. Sanmasın ki yorumları az yapacağız. Çiçek bile hediye etti bize. Niye olsun, böyle yapıyorsun Ebru? Teşekkür ederim çiçek için ayrıca bu arada. Arkadaş güzeldi. Bence dünden dolmuş gelmiş. Evet. Şimdi onlar hayallerdi. Gerçeklere dönelim, evet, hanımlar. Gerçeklere dönelim. Ve salon yorumuna geçelim. Emine gelinin salonu spor tarzda dekore edilmiş. Oturma grubu gümüş detaylı gri kanepelerle kulaklı berjerlerden oluşuyor. Televizyon çıtalama yapılarak duvara monte edilmiş. Alt kısmında ise siyah rustik kulplu gri bir ünite kullanılmış. Halının desenleri odanın tarzına nazaran biraz klasik. Son olarak odaya gri ve siyah haricinde sıcak bir renk katıldığında daha şık bir dekorasyona sahip olunabileceğini belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Salon mu, oturma odası mı? Önce ona karar verelim. Bence salon. Salon. Evet. Yemek masan var mı? Her salonda yemek masası olmak zorunda mı? Belki olabilir çünkü salonun çok büyük. Şöyle söyleyeyim. Değerlendirebilirdi. Şöyle söyleyeyim. Burası zaten bir ayrı bir giyinme odasıydı. Hı hı. Giyinme odası. Evet. Evet. Burası yatak odası mıydı aslında? Yatak odasıydı, evet. Ha, sen bunu? Evet. Hı. Şöyle, ben de dedim acaba balkon muydu da balkonu içeri mi aldın, değil mi? Kemerden dolayı. Kemerden sebep. O yüzden biz çok küçük olduğu için oturma odası. Genişlettik. Evet, genişlettik, salona çevirdik. İyi yapmışsın. Şu an öyle. Çok geniş ama yani şu güzel kısım olmuş. Kesinlikle bir masayı hak ederdi bence. Yani belki ilerleyen zamanlarda, zaten ben masaya gerek duymuyorum. Benim iki tane masam var. Bir işte göreceksiniz. Mutfakta mı? Bir mutfakta var, bir de balkonda var. Ha, gerek mu? Duymuyorum. Biz bir de yer sofrasında yemek yiyoruz. Ha, o yüzden. Yani yer sofrasını burada mı kuruyorsun? Evet, aynı burada. Güzel vallahi. Yazın balkonda. Evin nasıldı? Evet. Ne kadar rahat ettik. Evet, vallahi var hiç kalkasım yoktu. O yüzden masaya gerek duymuyorum. Peki masa olsaydı burada nereye koysaydı mesela? Şöyle camının önünde iyi olmaz mıydı Aslı Hanım? En güzel orası geniş olurdu. Hmm. Bir de orta sehpa. Orta sehpa. Evin çünkü gerçekten geniş. Orta sehpa çok güzel yani olabilirdi. Yani yemek burada masası kullanmıyorsun ama dediği gibi türünün orta sehpa kullanabilirdin en azından. O olabilirdi, evet. Mesela parlak zigon sehpalarım var ya, onun tarzında bir tane de zigon sehpa alabilirdi. Ya da iç içe geçenler hem zigon hem orta sehpa gibi kullanabiliyorsun. Çok mantıklı vallahi. Öyle de yapabilirdin. Olabilirdi. Bak fikir verdiler sana. Evet, ilerleyen zamanlarda belki öyle değerlendirebilirsin. Salon. Bir de ev çok fazla gri değil mi ya? Yani gri rengini ben çok severim ama grinin kaçıncı tonu? Aşırı derecede bütün her şey. Grinin her yanına bir de gri mesela var. Gold'la kombinlemeni anlayamadım. Şöyle söyleyeyim. Hem gümüş hem gold. Evet, şöyle söyleyeyim. Koltuklarım, ayakları ahşap rengiydi. Ama ben hiç beğenmediğim için değiştirdim onu. Sen kendim değiştirdim. O yüzden dün Ebru'nun ayaklarına evet, takıldın. Çok uyumsuz yani, oldu. Değiştirdim. O çok iyi olmuş ama. Evet. Yani baktığımda mesela madem koltuklarını gri seçtin, en azından zigon sehpaların siyah olabilirdi. Siyah yüzden, zaten. Hayır, koyu gri olmuş. Üstü siyah, gri. Yani uyumlu olsun diye siyah, camı siyah. Dediğimiz. Ha, komple mi siyah olsun? Yani ha, her şey çünkü da baktığımda anladım, gümüş rengi, anladım, avizeler, perdenin üzerinde komple mesela bunu gri de seçebilirdin ama bu sefer gold da kombinlemişsin. Çok bir de gri bir de bu olursa. Ya onu bu neden her evde var? Kayıp aranıyor. Sayın seyirciler, kayıp kızımız aranıyor. Her evde artık olan bir yastık. Onun yakala o zaman. Bulamıyoruz. Bu kimdir? Hayır, onun saçları da yine gold. Yani şu evet, gümüşle perde, kayıp perde aranıyor. Uyumladım ama onu. Gümüş, gold yani yan yana gelmemeli normalde ya. Normalde benim evimde bence gold yok. Gelir dedim. Sadece gelir bir dedim tane. Evet. Ben gelir dedim ama hala aslında gelmiyor çok diyorlar. Gelmesi lazım. Gelmesi yani lazım. Gelsin artık. Gold'la gri yan yana gelsin.
Sil lütfen. Gold'la gri evet aslanım gelebilir ama gümüşü ama kullanmasaydı. Gümüşle gold yani gümüşle yani lazım. Gümüş varak diyeyim evet. Ben size. Evet. Gold varak bir araya gelsin artık. Gelebilirler bunlar. Gold'da hani çatal bıçak kaşıklarda da var ya gold'lu gümüşlü diyoruz. Aslanım çok harika da biri benim için ya. Yani benim hem gümüş de. Hem gold bence çok ya ben farklı. Şöyle bir şey söyleyeyim aslanım. Normalde ben zaten gold'u sevmiyorum. Evet. Altın dışında. Kübra. Hani böyle gümüşe belki dedim hani ufak dokunuşlarla yastığıma perdeye uyumladım. Evet. Çok fazla da zaten bence yakıştırmaya çalışmış. Perdeyle kırlentleri uyumlamaya çalışmış. Aslanım şeye dikkat ettim. Konsol mu artık yaşam ünitesinin yağsı diyorum. Yaşam olmamış. Bence o senin nefesin kısıldığı için. O kulplarımı beğenemedim. Neden siyah peki o kulplar? Hmm. Yani madem bu kadar grisin. Neden ama, siyah? Ama zigon sehpalarım zaten camlı oldu. Ama siyah, yani o siyah mutfak onu. Kulplarına benzettim şu an ben. Siyah hani mutfak kulpları. Senin kulplarından. Evet evet ha. Benim de öyle zaten kulplarım. Yani ona benzettim ve hiç hoş olmamış orada. Evet. Hiç beğenemedim yani. Bilmiyorum arkadaşlar da aynı şeyde mi? Bu yaşam yani yağ ünitesini kaça aldın? Aslanım çok beğendiği yağ için ünitesi. Nefesi yağ kesildi. Ünitesi. Artık ona yağ nefesi kesildi çok beğendi. Benim nefesim kesilmez tatlım ya. Benim enerjim yeter. Ne kadar evet. Aldın onu öğrenebilir miyim? 2000 TL. 2000 TL. Evet. Güzel. TL. Yeni mi aldın? Yeni aldım evet.